Papatya çayında. Evet. Şimdi derin bir nefes al. Şimdi yavaşça bırak. Nasıl? Daha iyi misin şimdi? İyiyim. İyiyim, iyiyim. Gayet sakinim yani. Yaşım aç! Yaşım aç sen bu kapıyı sana! Ay! Bir de utanmadan buraya gelmiş, kapıyı yumrukluyor ya! Geçim kapıyı aç! Gel! Sedef Hanım! Benim... benim Çınar'cım da... bu maske ne işe yarıyor canım benim? Cildime geliyor. He ya he, geliyor. Ne gerginim ne gerginim. Çekil! Kara kız gel benimle. Biri benim kim olduğumu hatırlamış. Gerçi ben pek tanıyamadım böyle pembe pembe ama. Pardon da sahi siz kimdiniz? Yeşim, benim kafamın tasını attırma. Özür dilemeye geldim. Ah, ama hem özür dilemeye geliyorsun hem de giriyorsun. Olmaz ki çiçeğim. Bakın, bakın Sayın Yeşil Sedef Çiçek Hanım. Ben gerginim, beni iyice germeyin. Benim lafıma da girmeyin, tamam mı? Gir lafa anne. Girme annesi. Gir anne. Yeşim, adabımla özür dilemeye geldim. Gel buradan çıkalım, sakin bir yere gidelim. Oturalım sakin sakin. Sonra ben özürümü dileyim senden. Sen rahat, ben rahat. Ondan sonra önümüzdeki kavgalara bakarız. Bak beni germe. Gel buraya. Ben gayet gerginsiz ve sakinim Çınar. Sen bana sen kimsin dedin mi? Ha? Dedin. Ben senden özür falan istemiyorum ya. Bitmiştir. Şansını zorlama yeşim. Zorlarsam ne olur? Bir daha yanına bile yaklaşmam. Zaten yaklaşma Çınar. Öyle mi? Son sözüm bu mu? Bu. Peki. Peki Çınar Bey. Kapı nerede lan? Uyan da havlu kaçma işini konuşacağız. Oy! Nedir bu başımıza gelenler? Ama toprağın bir şeyler yap. Ay ne yapacağız? Kız köyüne dönmek istedi, döndü işte. Çok da güzel oldu bence. Ha bu da Habibe'ye taktı. Ayının 40 türküsü vardır, 40'ı da ahlat üstüne. Ha pulunun da 40 türküsü vardır, 40'ı da Habibe'nin üstüne. Bir susun da, bir susun da. Yemin ettiniz el birliğiyle toprağı nasıl delirteceğiz diye. Yok. Ve sözünü de düşüneyim de. Ha ben ne dedim şimdi? Toprak abi nasılsın? Haydi.
Allah'ım sen bana sabır ver. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Allah'ım sen beni el birliğiyle delirtmek isteyenleri sevindirme ya Rabbim. Amin. Amin. Ne işi var lan bu kızın seninle? Kaçıyordu. İblis sağ olsun tuttu onu. Geç lan içeri. Geç içeri geç. Toprağım, bu uşak da kimdir? Kadrolu delimiz babaanne. Bir o eksikti onu da işe aldım. Bu merah gibi kız ayol. Fırlatıyorsun geri geliyor, fırlatıyorsun geri geliyor. Bir rivrivet etme be pulli. Kız kayboldu bulundu. İlle bir laf sokayım da boşluk kalmasın derdindesin. Allah aşkına başlamayın yine. Vallahi ikinizi beraber kilitlerim odaya. Huy. Adem, ne oldu oğlum anlat. Emredersin Toprak abi. Şimdi bu Habibe terminaldeydi. Ben de... Pardon. Doktor Ezgi Aksoy siz misiniz? Değişir. Kim soruyor? Elinde Ohio School of Medicine'dan gelen bir zarf olan biri soruyor. Kime gelmiş? Bana mı? Yani bildiğin, bildiğimiz Ohio'dan. Aynen öyle. Ohio Tıp Fakültesinden Ezgi ta Amerikalardan. Bak. Diyor. Bana burs öneriyorlar. Hani kazandığım uluslararası acil tıp ödülü vardı ya. İşte o yüzden burs öneriyorlar. Ezgi. Yok hayır bana. Ya! Yok yok ya! Allah be! Ay çok mutluyum çok! Hayırdır birader sen? Deniz bak vallahi yanlış anlaşılacak hiçbir şey yok. Herhalde yok da. Hadi sen uza bakalım. Hadi! Anlat bakalım. Niye sarılıyor dolabuk sana? Derdi neymiş? İşte bu yüzden. Bu ne ki? Hani ben bir araştırma yapmıştım ya, bundan dolayı uluslararası acil tıp ödülü almıştım. Evet. Ha hatta sen beni ilk kez onun yayınlandığı, o haberin yayınlandığı... Derginin kapağında görmüştüm. Heh. Çok güzeldin ama orada ya. Vallahi mi? Ne düşünmüştün resmini görünce? Hem güzel, hem zeki bir kız demiştim. İşte bu kız var ya dedim, bu kız benim hayallerimin kadını olur demiştim. Deniz, sen var ya. Ya bana böyle nerede olduğumu unutturuyor işte. Deniz, sus sana dedik.
Neyse. Hadi anlat. Uluslararası tıp ödülü falan bir şey diyor. İşte. Bu ödülden dolayı Ohio Üniversitesi bana araştırma bursu öneriyor. Ciddi misin bakayım? Ezgi. Demek Ohio'ya gidiyorsun. Ohio gibi bir yerde bir yıl uluslararası araştırma yapacaksın ha? Ezgi, gerçekten seninle gurur duyuyorum ben. Ne yani? Gitmemi mi istiyorsun? Ha bir de üzerine seviniyorsun. Ezgi bak, yine arızaya bağlıyorsun ya. Ne bağlaması Denizhan? Ne bağlaması? Ya beni resmen başından savuyorsun. Ya üzerine bir de seviniyorsun ya. Ben de salak gibi gitmemeyi düşünmüştüm. Ben de birlikte gideriz diye düşünmüştüm. Deniz! Deniz! Ya dur bir beklesene ya! Unutmadım eğer umda verdim onu sözleri. Sensiz geçireceğim da sonbaharı gözleri. Unutmadım eğer umda verdim onu sözleri. Sensiz geçireceğim da sonbaharı gözleri. Sevdamın gözü kara da açtı bağrıma yara. Yarım seni almadan da girmem kara toprağa. Sevdamın gözü kara da açtı bağrıma yara. Yarım seni almadan da girmem kara Habibi Adem'i görünce bayılmış. Kalasın işte mi Defne bacım severek ayrılmışlar. Bırakamam ben seni. Dertsiz bir taş miydim da yaktın da gittin beni. Demez miydin bana da bırakamam ben seni. Dertsiz bir taş miydim da yaktın da gittin. Sevdamın gözü kara da açtı bağrıma yara. Yarım seni almadan da girmem kara toprağa. Sevdamın gözü kara da açtı bağrıma yara. Yarım seni almadan da girmem kara toprağa. Thank you.
Çimen deresinden da su akar denizlere. Şimdi yalan değilsin da verdim o sözlere. Değirmen deresinden de su akar denizlere. Şimdi yalan değilsin da verdim o sözlere. Sevdamın gözü kara da açtı bağrıma yara. Yarım seni almadan da girmem kara toprağa. Sevdamın gözü kara da açtı bağrıma yara. Yarım seni almadan da girmem kara toprağa. Sevdamın gözü kara da açtı bağrıma yara. Yarım seni almadan da girmem kara toprağa. Sevdamın gözü kara da açtı bağrıma yara. Abi ve kızım, ben sağa gitme demedim mi? Dedim Toprak abi. Sen ne yaptın? Gittim Toprak abi. Maşallah sağ o zaman abi be. Cık, maşallah değil Toprak abi. Gitmeyi bile beceremedim. Kızım sen niye gitmek istiyorsun? Niye istemeyeyim Toprak abi? Neyim ben bu evde? Allah Allah. O nasıl söz abi be de? Ya tamam. Babanı sevmem ama sonuçta sen bize emanetsin. En azından rahmetli annenin emanetisin kızım. Çınar beni görmek istemez. Benim hayallerim kalmadı. O kız geldi, Çınar'ı aldı. Vazgeçtim artık. Sal beni, gideyim abi. Olmaz abi be. Bak artık gitmek falan yok. Tamam mı? Ya hele biraz daha kal. Bir sakinleş. Şu hallerin bir geçsin. Sonra düşünürüz başka bir çözüm. Ama şimdilik ikinci bir emre kadar gitmek falan yok. O konu kapandı. Anlaşıldı mı? Emredersin Toprak abi. Habibe belli mi olur? Belki başka bir kısmetin çıkar ha? Şöyle yağız bir delikanlı. Huyu huyuna, suyu suyuna. Tövbe yarabbi. Ha senin de aklın bir karış havadadır. Niye havada olacakmış ayol? Kısmet bu işler. Değil mi Habibe? Of. Of. Ne dedik Fındık? Barutçuları asla terk etmez. Ama biraz sabredeceğiz. Sabretmek biraz senin için zor ama dayanacaksın. Allah Allah! Allah Allah! Niye zor oluyormuş acaba? O yeter ki dönsün bana ya. Ben sabrederim vallahi. Sen ve sabretmek. Bak bu iyi espriydi Fındık. Abi, vallahi sana buradan böyle bir tane çakarım, ağzına toplarsın ha balıkları denizden. Beni gıcık etmesene ya. Bana bak bana. Abime bir tane çakarım ne demek de? Ben senin abinim. Ne biçim konuşuyorsun benimle? Sen de uyuz etme. Ayarsızsan ben ne yapayım? Aa, genetikse ben ne yapayım? Lan. Yaptın değil mi? Bilerek beni sinir ettin ha. Ne yapayım kızım? Seni üzgün görmektense kızgın görmek daha çok hoşuma gidiyor. Ya. Abim benim. Şu omzunu getirsene. Ne? Omzunu getir, sarılayım ya. Fındığım benim, fındığım. Abi. Ha. Ya hiç affetmezse? Yani sen diyorsun ki ya hayata küserse ha? Öyle bir ihtimal var mı gerçekten? Bak Fındık. Ömründe bir kere seven adamlar ya sevdiklerini affederler ya da hayata küserler. Küsmez değil mi? Hayata. Beni affetmese de olur.
Ama o toparlayamazsa... Gevşemek yok oğlum. Uzak duracaksın. Defne'ye de güvenme. Tamam der vazgeçer. Söz verir tutmaz. Sus dersin susmaz. Aynen. Hayatta susmaz. Sonra bir bakmışsın kafalamış seni. Zaten Defne'nin olayı bu. Yani kendini koy verirsen yandın. Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim. Sen baş edemezsin bu kızla. Hayatta baş edemem. Oğlum sen boşa kürek çekiyorsun ha. Sen bu Defne olmadan hayatta yapamazsın. Oh! Ya sen benden ne istiyorsun ya? Sen ne zamandan beri buradasın? İki saattir Defne'yi çekiştiriyoruz ya burada. Hadi ya. Oo! Sen ölmüşsün. Seni gömenin yok. Aslı! Tamam tamam. Kafam acıyor zaten. Yine ayrılmışlar ev meselesi yüzünden. Yeşim, hayırdır kızım? Yeşim. Efendim dedem. Nedir bu ev meselesi? Yaşamamızı istiyor. Senin aldığın evde yaşayamazmışmış da işte o iç güveysi miymiş miymiş de çok kötü kavga ettik biz de işte. Bu yüzden kavga ettiniz yani. Daha geçerli bir sebep bulamadıysak demek ki. Ev yani dedeciğim ev, ev. Yaşayacağımız yer. Biz şimdi bu yüzden kavga etmeyelim de neden edelim ya? Yeşim, cici kızım. Sen hiç iki gönül bir olunca samanlık seyran olur lafını duydun mu? Ya Deniz, Deniz Allah aşkına bir dur ya. Oğlum, ne oluyor? Ezgi Hanım'a Ohio'ya git dedim diye delirdi. O oluyor. Deniz bir dinle ya. Ezgi dinlemiyorum. Bin kere dinledim. Dinlemiyorum ya. O zaman bin bir kere dinle. Ezgi, ben çok sıkıldım. Duydun mu? Sıkıldım. Sıkıldın öyle mi? Aynen öyle. İyi o zaman. Gitmeye karar vermem iyi olmuş. Bence de. Çok iyi olmuş. Bir an önce al biletini. Alacağım zaten. Hatta hiç vakit kaybetmeyeyim. Haftaya hemen gideyim. Dediklerin doğruysa sen de gelirsin. Ay! Hiç kimsenin bir yere gittiği yok. Oturun oturduğunuz yerde. Süreyya Bey amcacığım çok özür dileriz. Biz kaptırmışız da öyle. Başlatmayın kaptırmanıza. Kimse bir yere gitmiyor dedim, o kadar. Zaten nehir kızımız Amerika'da. Hasret kaldık kuzumuza. Ben öyle ohola mohola anlamam. Öyle cavur cavur yerlere gitmiyor kimse. Bittu, kestuk. Gülsün siz. Polat abimi ne zaman çağıracaksın düğüne? Malum kendisi kıtalar ötesinde ya. Defne, o adamı değil düğünüme, cenazeme bile çağırmam. Hayır, teorik olarak zaten cenazene çağıramazsın ki abi. Yani o sıralar sen Allah gani gani rahmet eylesin, çoktan mortu çekmiş olacaksın. Defne bak kızım beni delirtme.
Senin o kıvır kıvır saçlarını yularım, oltama misina yaparım. Aman, sen de hemen delir ha. Hemen delir. Zaten düğün falan olmayacak. Ne yapacaksın? Belediye nikahından mı alacaksın kızı? Aa, bir dakika. Bir dakika. Bir dön bak. Bir dön ya, bir dakika. Bir dön. Defne kızım, bir dur da üstüme gelme kızım da. Aman. Yine mi ya? Bu sefer niye kavga ettiniz acaba? Bize kavga edecek neden çok. O da yoruldu, ben de yoruldum. Yani? Yanisi şu Defne, Toprak abimin de yalının da dedikleri doğru çıktı. Ayrı dünyalar bir arada durmuyormuş. Bu sefer gemileri gerçekten yaktık galiba. Sizin gibi hayatta bir kere seven adamlar yaktıkları gemiyle batarlar kardeş. Bence sen bu lafı tam da dalağından fırlattın kardeş. Dalak mı? Bildiğim böbrekten yayın yapıyorum şu an. İyi ki varsın lan. Gel buraya. Gel. Gel. Kardeşim ben buldum. Sen de iyi ki varsın çakır gözlüm. Ama ben yine de Polat abimi birine çağıracağım ha. Haydi. Yiyorsa çağır fındık. Yiyorsa çağır. Yani. Sonumuzu iyi görüyorum derken. Yoksa şampiyon mu oluyoruz bu sene? Of baba ya. Ben Trabzonspor'dan konuşmuyorum ki. Ben annemden, senden ve benden bahsediyorum. Vallahi bence bizde iş var. Vallahi bence de bizde iş var oğlum. Değil mi Leyla? Bakacağız artık. Bir takım adımlara bağlı. Ne adamı ya? Annene sor oğlum. Adım konusunda uzman olan kendisi. Ya bana sor anneciğim. Baban yürümeyi koşmayı biliyor ama iş adım atmaya gelince orada fos. Ne diyorsunuz ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Boş ver oğlum sen. Hadi sen çantanı hazırla bakayım. Demek yürümeyi, koşmayı biliyorum da adım atmaya gelince fos. Öyle mi? Vallahi öyle Toprak. Sana çalışmak istiyorum dedim, kulağının üstüne yattın. O zaman ben de bir adım atayım da sen de utan. Aa, nasıl ayol? Hatun sen bana adım at demedin mi? Dedim. Ya ben de atıyorum işte o adımı. Nesini anlamadın sabahtan beri? Aa, tabii canım. Niye anlamadım ki? Salak mıyım, avanak mıyım? Oysa adam ne güzel anlatıyor böyle tane tane böyle açık açık. Leyla. Efendim Toprak. 5 dakikam var. Geldin geldin. Gelmedin. Gelmedim. Atar omzuma götürürüm.
Ay vallahi bayılacağım ayol. Bu kadarı benim bu canım bünyeme fazla. Adam adım atacağım dedi ayol. Çalışmama izin verecek yani. Ay kendisi mi götürüyor ki beni iş görüşmesine? Ay. Allah'ım sen bizim sonumuzu hayırlı eyle ya Rabbim. Sen benim tek hücrelimin hücrelerini daim kıl. Amin. Rastgeleyiz. Yeşim. Şey. Ben özür dilemeye geldim. Ot kütürü mü bu? Yakışmış mı? Gördüğüm en güzel balıkçı olmuşsun. Çınar. Söyle kara kız. O kıyafetlerin hiçbiri benim umurumda değil. İstersen hepsini yak. Ben bu kıyafetlerle bile yaşarım. Ben var ya. Sen var ya. Ben sana ölürüm lan. Ama o zaman ben de ölürüm. Ben sensiz yaşayamam ki. Sana böyle sarılmayalı o kadar uzun zaman oldu ki. Çok özlemişim seni yeşim. Senin çakır gözlerine bakmayı çok özledim. Bana bak. Bir daha bu yüzük bu parmağından çıkmayacak, tamam mı? Tamam çakır gözüm. Sen ne dersen o. Tamam. Şimdi hadi gidelim o beğendiğin eve bakalım beraber. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama sen o evi beğen... Ben ne dediysem o. Benim tepemi tasın attırma da. Atsana ha. Hadi bir dön be. Bir esne. Olsa ayıp ediyorsun. Ay. Bak tamam. Anlıyorum. Yani her şeyi benden bekliyorsun. Ama benim de gücüm bir yere kadar yani gerçekten. Ay. Ay. Hayır ben de sonuçta 1,5 metrelik bir kızım yani. Bir bijonu daha ne kadar zorlayabilirim acaba ha? Ya sana ne demeli lastik? Ha? Sana ne demeli? Tamam. Hadi patlıyorsun. Tamam.
Hayır, bari yolda patla da karizman sağlam kalsın değil mi? Şirkete gelince patlamak ne Duda? Day! Hadi be. Ay. Hadi be. Acısanıza bana. Hadi lütfen. Bak zaten sevgilimden ayrıyım. Yuvamdan ayrıyım. Evimden, barkımdan ayrıyım. Tamam tamam. Orada birazcık salladım tamam. Ama bence sevgimden ayrı olan başlı başına acınma sebebim yani gerçekten. Ay. Bari siz yapmayın ya ne olur. Siz de benim kalasım gibi inatlaşmayın ya lütfen. Bak size söz veriyorum. Her sabah sizi gazlı üst tüpüyle parlatacağım ha. Cidden bak. Mesela nazik davranacağım. Asla ama asla çukurlara girmeyeceğim. Öyle kamyonlarla, dolmuşlarla kovalatmayacağım sizi. Heh, hadi be Bijoncuğum. Heh, hadi be anlaştık mı? Hadi. Kendine gel. Uzak duracaksın. Bu iş bitti. Yardım da mı etmeyeceksin oğlum kıza? Of! Of! Ne bitmeyen çilem varmış benim ya. Yazık bana. Vallahi acıdım şu anda ben kendime. Hatta o kadar acıdım ki kendi kendime yardım edesim geldi yani o derece. Yardım edeyim Defne'cim. Ay yok zahmet olmasın Defne'cim. Yardım edeyim Defne Hanım. Ay yok zahmet olacak Kalas'cığım. Zahmet olmaz. Çekil. Yok ben hallederim. Eminim halledersin de. Bir an önce bitsin sen de işinin başına. Sen stepney getir. Hadi. Defne ne yapıyorsun? Senin gevşettiklerini sökmeye çalışıyorum. Zamandan kazanmak lazım. İşe geç kalmayayım. Defne. Hı. O saatleri çıldırır.